Evet efendim, herkese merhabalar. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Merkez Bankası politika faizini değiştirmediğini açıklamıştı. Yani 10,25 seviyelerinde tuttuğunu açıklamıştı. Bu hani birçok yorumcu tarafından böyle şaşırtıcı ve sürpriz bir açıklama oldu. Çünkü en az 150 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Dolayısıyla da bir sürpriz oldu piyasalar açısından baktığımız zaman. Tabii piyasalara nasıl yansıdı kısmına bakacağız ama dolara hemen bakalım. Özellikle çünkü kur üzerinde önemli bir etkisi var bu politika faizinin. Tabii burada faizler değişmediği için özellikle dolarda bir 8 bekleniyordu ve 8'in üzeri bekleniyordu. Ve hani bugün de işte haftanın ilk günü de zaten o gün başlayan bir dolardaki artış işte bugün artık kapanışta 8.090 seviyelerini bulmuş durumda arkadaşlar. Şimdi bu faiz 10.25'te kaldı, politika faizi değişmedi ama piyasalara dönüp bakıyoruz. Konut kredisi faiz oranlarına bakıyoruz, taşıt kredilerine bakıyoruz, ihtiyaç kredilerine bakıyoruz. Oradaki durumlar biraz farklı. Çok da değişmeyen politika faizini açıkçası yansıtmıyor buradaki rakamlar. Hani bunun tabii ki sebeplerini size şu anda açıklamaktan çok bunların birbirine çok da yakın olmadığını, birbirini çok da tutmadığını söylemek lazım. Bugün sabah itibariyle bir iki tane bankadan biz faiz şeyi geldi, artışı geldi. Konut kredi faiz oranları cephesinde, mevduat faizinde ve diğer tüm kredilerde bir şey oldu. Yani faiz artırımı açıklaması var. Ben bunun arkasının da geleceğini düşünüyorum açıkçası. Şu anda zaten değişmeyen şeylere baktığınız zaman, yani kredi faiz oranlarına baktığınız zaman ortalama konutta 1.30 seviyeleri var genelde. Ama hani bugünkü açıklamadan sonra, o bankanın yaptığı işte faiz artırımı açıklamasından sonra diğer bankaların da buna eşlik edeceğini, en azından bu bir ortalamada 1.30 olan faiz oranı biraz daha yukarı gideceğini, işte 1.35, 1.38 hatta 1.40'ları bulabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar size. Tabii bu faiz oranı sadece konut kredisi cephesinde gerçekleşmiyor. Diğer tüm işte eğer ihtiyacınız varsa ihtiyaç kredilerinde, işte ne bileyim araba alacaksınız araba kredilerinde veya paranız varsa mevduattaki faiz oranları şu anda %13'leri bulmuş durumda. Dolayısıyla politika faiz değişmedi ama piyasalara baktığımız zaman faizler yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Çünkü fonlama maliyetleriyle politika faizi arasında şu anda bir fark oluşmuş durumda. Fonlama maliyetlerine göre bu faiz artışları yapılıyor. Dolayısıyla da biraz farklı. Peki şu anda önümüzde ne var? Şu anda önümüzde bir Amerika seçimleri var. İşte Biden var, Trump var. Hangisi kazanacak? Hangisi daha güçlü çıkacak? Neler olacak? O bir piyasayı çok ciddi, bütün dünya piyasasını ve Türkiye piyasasını tabii ki etkileyecek. İşte kurda bir 8.48-50 dolarda tahminler yapılıyor şu anda. Bunların oturması gerekiyor. Yani biraz hani böyle şey bir hava var. Yani işte altın daha her an bir sıçrama olur. İşte dolarda her an bir yukarı yönlü hareket gider, nereye gider kısmı. Tüm bunlar aslında hem biraz panik havası yaratıyor piyasada. Neden panik havası yaratıyor? İşte ya işte bir şey kaçırmamak için insanlar ellerindeki sahip olduğu şeyleri, acaba dolara mı koysam, dolardaysa bozup altına mı gitsem, altındaysa bozup dolara mı gitsem, borsadaysam borsadan çıkıp acaba işte dolara mı koysam gibi bir sürü senaryolar şu anda üretiliyor. Herkesin kendi ayrı bir senaryosu var. Ama yani şu zamanlarda genelde panik havalarında ve çok hızlı değişim olduğu zamanlarda yani büyük değişimler yapmak çok mantıklı gelmiyor bana. Yani açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Yani bir anda şu anda bir yerden çıkıp bir yere girmek, biraz böyle kalmak lazım ve beklemek, görmek gerekiyor şu an şu zamanlarda. Ev almak için de aynı şekilde, eğer mesela hani bir ev almaya niyetiniz varsa şu an çok acele etmeye de gerek yok. Çünkü piyasada zaten bir fiyat artışı, konut fiyatları anlamında şu dönemde oluşması imkansız. Yani çünkü hani bu kadar karışıklığı içerse en azından önümüzdeki çok kısa bir dönem, işte şu bir aylık dönem mesela, hemen bugün mü alacağız, bugün mü ihtiyacımız var? Ya bir ay bekleyebilirsin, 15 gün bekleyebilirsin. Çok uzun zamanlar değil bunlar. Fiyatlarda bir değişim olmaz. En azından
faiz oranları hani yaz dönemi gibi çok uygun faiz oranları olsa diyeceğim Fed'i kaçırmayalım, gidelim bir an önce o faiz oranlarından da istifade edelim diyeceğim ama öyle bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla hani en azından şu piyasalar yerli yerine oturuncaya kadar bu ay sonuna kadar ya da 15 Kasım'a kadar belki biraz bekleyip görmekte fayda var arkadaşlar. En azından şu Amerikan seçimlerini görelim. Çünkü hani bize ne falan diyemiyoruz. Bizi ilgilendiriyor. Çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiriyor. Sadece bizi değil. Bütün dünyayı, Amerika'yı ve bizleri de dolayısıyla yakından ilgilendiriyor arkadaşlar. Evet, yeni bir videoda görüşeceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.